Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Geçen hafta gündemimiz Efes 2022 tatbikatıydı. Hem tatbikattan size izlenimlerimi anlatmaya çalıştım. Hem de Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar'la röportajlarımı sizlerle paylaştım. Yeni bilgileri paylaşmaya devam ettik. Ama ben bunları İzmir'den size anlatırken dünyada ve ülkemizde savunma ve havacılık konusundaki gelişmelerde adeta durmadı. Arka arkaya gelişmeler yaşandı. Bu programımızda işte o konular neler bunlar mesela? Hürjet'in ön kokpit sisteminin montajının tamamlanması. TEİ'nin yeni geliştirdiği çok önemli bir haber olan TF-6000 motoru gibi konularımız var. İsterseniz kısa kısa bu konuları beraber irdeleyelim. Neler yaşanmış birlikte anlatmaya çalışalım. Videonun sonunda da Efes 2022 hakkında benim gözlemlerim, biraz da işin perde arkasıyla ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, ilk konumuz Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından tasarlanan ilk jet uçağı olan Hürjet için çok önemli bir aşama daha tamamlanmış oldu. Hürjet'in ön gövdesi, ki bu ön gövde 350 parçadan oluşuyor, İmalat hattındaki üretimi tamamlandı ve uçağın diğer parçalarıyla buluşturulması için nihai montaj hattına alındı. Hava araçları genellikle 4 ana parçadan oluşur. Ön bölüm, kokpit genellikle, ki burası elektronik aksamla üretimi zor bir parçadır. Bunu orta gövde izler ve daha sonra da arka gövde, savaş uçaklarında genellikle de arka gövde kuyruk, yatay stabilize, dikey stabilize ve motorlar yer alır. Buna da dördüncü parça olarak kanatlar eklenir ve genel olarak imalat kaba haliyle tamamlanmış olur. Hürjet için Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin çok iddialı bir programı var. Hedef 18 Mart 2023'te Hürjet'in ilk uçuşunun gerçekleştirilmesi. Şimdi bakıyoruz, önümüzde de çok fazla bir süreç kalmadı. Yaklaşık 9 aydan kısa bir süre var. Bu 9 aylık sürede montaj tamamlanacak, yer testlerine başlanacak, uçak boyanacak ve uçuşa hazır hale getirilecek. Aslında ben bu tür çok iddialı tarih açıklanmasını açıkçası çok fazla olumlu bakmıyorum. Niye derseniz, havacılıkta neyin ne olacağı belli olmuyor. Son anda bir arıza çıkabiliyor, son anda bir gelişme yaşanabiliyor. Buna göre bir mühendislik çalışması yapılmak durumunda kalınabiliyor. Bu tür iddialı tarihler bence aslında programı biraz yavaşlatan çalışmalar olduğuna inanıyorum, ama TUSAŞ'ın gerçekten 18 Mart için çok iddialı çıkışları var. Bunların başında Milli Muharip Uçağın, rollout olarak havacılıkta adlandırılan, fabrikadan çıkış töreni, yani üretim hattını terk etmesi ve aynı zamanda motor çalıştırılması. Bu ikisi gerçekten çok büyük bir olay. Bir başka gelişme de Atak 2 olarak bilinen ağır taarruz helikopteri de 18 Mart'ta 2023'te ilk uçuşunu Hürjet'le birlikte yapacak. Yani o gün TUSAŞ'ın tarihi için çok dönüm noktası bir nokta. Şimdi Hürjet'te TUSAŞ, Hürkuş'tan gelen pervaneli, turboprop pervaneli bir eğitim uçağı biliyorsunuz, tecrübesini jete aktarılıyor. Ve ilk defa TUSAŞ insanlı bir ses hızının üzerine çıkan bir hava aracı yapıyor. 1.4 Mach, yani ses hızının 1.4 katı hızla uçacak bir eğitim uçağı, 2 kişilik. Ve bu eğitim uçağının da ileride testleri tamamlandıktan sonra Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilerek T-38M eğitim uçaklarının yeri alınması, bunlar da planlanıyor. Ama baktığımız zaman Hürjet gerçekten tasarımı itibariyle çok süratli uçabilen, eğitimin yanı sıra bir sonraki modeli de muhtemel yakın hava desteği gibi silahlı bir model olma özelliğine sahip olacak çok önemli bir platform. Hürkuş'tan alınan işte kokpit sistemi, diğer aviyonik sistem aynı kokpit düzeniyle Hürjet'e aktarılıyor. Ve aslında birçok sistem Milli Muharip Uçağı giden yolda da Hürjet üzerinde teslim edilecek, test edilecek ve sonrasında bu da Milli Muharip Uçağı uygulanacak. Bu açıdan da çok ara önemli bir model. Uzun dönem Hürjet projesi TUSAŞ'ın kendi iç projesiydi. Yani bütün parayı, bütün riski TUSAŞ kendi üzerine aldı. Program olgunlaştırıldı ve daha sonra da 12 Ocak 2021 tarihinde yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin toplantısıyla projeye resmi onay çıktı. Resmi onay ne demek, bunun farkını koyalım. Eğer TUSAŞ devam ettirirse TUSAŞ'ın kendi risk projesi olarak, hani riskleri üzerine alıyor. Eğer satamazsa bütün o ARGE maliyetleri TUSAŞ'ta kalıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı bu projeleri
resmi olarak sipariş verdiği zaman tabii ki bir ödeme yapmaya başlıyor ve böylece program resmi olarak Hava Kuvvetleri adına da ilk siparişlerini almış oluyor. Bu arada da Ar-Ge maliyetleri de Savunma Sanayi Başkanlığı'na TUSAŞ tarafından yansıtılmış oluyor. Burada da böyle bir önemli bir detay var. Önümüzdeki günlerde Hürjet bir gövde bütünü haline gelmeye başlayacak. Keza aynı şekilde Milli Muharip Uçak da aynı şekilde. Bu iki projede TUSAŞ'ın çok önem verdiği, geleceğini yatırdığı çok iki önemli proje. Dediğim gibi Hürjet'teki sistemler de Milli Muharip Uçağı geçişte de çok önemli bir atlama taşı, mihenk taşı olarak kullanılacak. Bununla birlikte de ileriki dönemde F-16'ların altına da böyle bir muharip güç olarak ben Hürjet'in yer alacağını açıkçası düşünüyorum. Keza bu konuyla ilgili çalışmalar işte TCG Anadolu gemisinin güvertesine inebilir mi, kalkabilir mi falan gibi birçok konuda ortaya iddia atılmıştı. Bunlarla da ilgili çalışmaların mühendislik anlamda TUSAŞ tarafından devam ettirildiğini ifade etmemde fayda var. Tabii bu gelişmeleri ortaya koyarken bir önemli gelişme de Eskişehir'den geldi. TUSAŞ Motor Sanayi TEİ var. TEİ Eskişehir merkezli. Hemen özgün motor tasarımları yapabilen, bu konuda gelişmelere adım atan bir şirketimiz. Bir yandan da dünyada şu an batı yapısı hem sivil hem askeri anlamda motor üretmediği hava aracı yok gibi birçok motor projesinde de TEİ aktif olarak çalışıyor. Ve TEİ'nin 2 yıldır sessiz sedasız devam ettirdiği bir proje geçtiğimiz cuma günü ilk olarak ortaya çıktı. Bu proje TF-6000 motoruydu. TF-6000 adından da anlaşılacağı gibi 6000 libre itiş gücüne sahip bir jet motor. Ve TEİ tarafından verilen bilgiye göre de art yakıcı, yani havacılıkta afterburner denilen art yakıcı sistemin eklenmesiyle bu motorun itki gücü 6000 libreden 10.000 libreye çıkartılacak. Peki art yakıcı nedir? Burada kalkış sırasında motorun işte yakılan ve oluşturulan itiş gücü arkadan verilirken bu itiş gücü ikinci bir yanmayla birlikte tekrar yanılır ve bir anlık çok ciddi bir itiş gücü uçak sağlar. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in de katıldığı kalabalık bir heyet TEİ'yi ziyaret etti. Ve TEİ bu motorun birebir boyutundaki mock-up'ını yani modeliyle birlikte bütün katılanlar Genel Müdür Profesör Doktor Mahmut Akşit'le birlikte bir fotoğraf verdi. Bu motor çok önemli bir motor. Ne açıdan peki nerede kullanılacak diye sorabilirsiniz. Bu motor Türkiye'nin ileride geliştireceği ve geliştirmekte olduğu özellikle insansız sistemlerde kullanılabilecek bir özelliğe sahip. Ne olacak mesela? Şu an biliyorsunuz Baykar'ın tasarladığı MIUS Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nde Ukrayna'nın motoru kullanılıyor. Bu motor yaklaşık işte 3800 libre kadar bir itiş gücü var. Bu motorun bir sonraki adımı TF-6000 olacak. Daha sonra TUSAŞ tarafından yol haritası, İHA yol haritasında yer alan çift motorlu bir delta kanat görünümünde olan bir çift motorlu İHA sisteminde de bu iki motor kullanılabilir. İki motoru yan yana koyduğunuz zaman yani art yakıcısıyla birlikte işte yaklaşık 10.000 libre, 20.000 libreyi yan yana koyduğunuz zaman eğer ileride bir Hürjet'in çift motorlu bir versiyonu geliştirilirse bu da eşittir Hürjet'i uçurabilecek bir motor kapasitesi haline geliyor. Mevcut Hürjet'te kullanılan F-404 General Electric motorudur bu. General Electric motorunun da toplam itiş gücü yaklaşık 19.000 librenin biraz üzerinde olduğunu ifade etmemde fayda var. Şimdi bu motorla birlikte roket motorlarından sonra, İHA motorlarından sonra, Gökbey'de kullanılacak TS-1400 serisi helikopter motorundan sonra bir turbofan jet motora adım atmış oluyor TEİ. Tabii şimdi biz bunu gördük kısa zaman içerisinde belki prototipini de göreceğiz. Bunu bu konuyla ilgili imalat çalışmasının başladığını açıkladı Profesör Doktor Mahmut Akşit. Ama bunun bir hava aracı üzerinde yer alması tabii ki birkaç yılı alacak. Çünkü motor yapmak her zaman söylüyoruz bir hava aracı yapmaktan daha zor ve testleri çok daha uzun. Kendini yerde ispat edecek. Daha sonra bir hava aracına takılıp bu hava aracı uçan bir test ünitesi halinde havada test edilecek. Ve arkasından o hava aracında biz motoru göreceğiz ama tabii bunlar zaman alacak. Biraz sabırlı olacağız. Bu sabırla birlikte Türkiye'nin eksikliğini hissettiği çok önemli konulardaki boşluğu da kapanmış olacak. Bu basit küçük bir motor. Sonrasında
Özellikle bu art yakıcısız versiyonu sivil anlamda kullanılabilir. İş jetlerinde kullanılabilir. Pratt & Whitney'in örneğin 300, 400, 500 serileri var. Bunların itiş güçleri yakın bu motora. Buralarda kullanılabilir iş jetlerinde. Veya farklı modifikasyonlarla bir gemi motoru haline getirilebilir. Farklı farklı kullanımları var. Önemli olan T'nin buraya adım atması. Ben eminim ki ilerleyen dönem içerisinde de bu motorların itki gücü arttırılarak özgün, örneğin belki gelecekte milli muharip uçağı da bu böyle bir motor buradan geliştirilecek bir motor da bunun üzerine konulabilir. Profesör Doktor Mahmut Akşit, TEİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı da zaten geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda eğer milli muharip uçak için bir motor görevi verilirse yaklaşık 10 yıllık süre içerisinde bu motorun geliştirilebileceğini kendisi ifade etmişti. Şimdi tabii Baykar cephesinde de güzel gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi Mius. Geçtiğimiz günlerde fabrikayı yapılan resmi ziyaretler sırasında hem Baykar grubu hem de şirketin teknoloji lideri Selçuk Bayraktar bir fotoğraf paylaştırdı. Bu yavaş yavaş test uçuşu içinde boyandığı görülüyor. Ve bu da Baykar açısından çok önemli bir gelişme. Baykar Mius'u gelecek yıl ilk uçuşunu yapmasını planlıyor. İnsansız muharip bir sistem. Bu konuyla ilgili de herhangi bir motor sıkıntısı olmadığı zaten ifade edilmişti. Savaş öncesinde de Baykar yeterli sayıda motoru Ukrayna'dan temin ederek bu hava aracı için ayırmıştı. Ama dediğim gibi biraz önceki haberde de belirttiğim gibi T'nin motoru Mius için çok çok önemli bir alternatif ben oluşturacağına inanıyorum. Mius'la birlikte bir taraftan da tabii devam eden TB3 projesi var. TB3'te de yine TEİ tarafından geliştirilen PD170 serisi motor kullanılıyor. TB3'te biliyorsunuz TCG Anadolu üzerinden operasyonunu gerçekleştirecek. Bu da merak ettiğimiz bir çalışma. Mius'la birlikte biraz daha stealth bir tasarım var. Belki motor çok stealth değil ama buraya bir nasıl milli muharip uçağın ilk blokları 4,5. Nesil olacaksa Mius'ta da muhtemel böyle bir aşama olacak ve yavaş yavaş stealth olarak adlandırılan 5. nesil özelliklerine doğru bir geçiş olacak. Umarım motorda da bunları görebiliriz. Baykar'la ilgili bir başka gelişme de bizlerin Efes tatbikatı sırasında öğrendiği bir konu oldu. Akıncı biliyorsunuz yaklaşık 5,5 tonluk devasa bir taarruzlu insansız hava aracı. Akıncı'nın A modeli var. B modeli ilk uçuşunu yapmıştı ve bu B modeli de Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştiriliyor. 6 adet Akıncı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmişti. Kara Kuvvetleri ağırlıklı olarak Batman'dan operasyon yapıyor bunlar. Ve B modelinde de mevcut AI-450 serisi Ukrayna motorlarının yerini PT-6 serisi sivil bu motorlar PT-6'lar kullanacak. Merak ettiğimiz konu da Hava Kuvvetleri'nin neden PT-6 seçtiğiydi. Hava Kuvvetleri PT-6'yı hava aracını 40 bin fitlerde uçuyor yaklaşık. Daha yukarıya irtifaya çıkarabilmek, biraz daha taşıdığı yükü arttırabilmek amacıyla PT-6'lar seçilmiş durumda. Bu motorun oluşturduğu güç AI-450'den daha fazla. Bunun anlamı nedir? Akıncı B daha fazla mühimmat taşıyacak. Daha yüksek irtifadan uçacak. Daha yüksek irtifadan uçması da özellikle attığı mühimmatların daha uzağa gitmesi anlamına geliyor mühimmat açısından. Yüksek açısından da yükseklik bir başka avantajı da daha geniş alanı kontrol edilebilir hale gelmiş durumda. Bakalım oradan da nasıl bir adım gelecek. Bu da önemli. Çünkü sonuçta Akıncı'yı ihraç ederken farklı farklı motor alternatifleri de müşterilerin önüne konuyor. PT-6'da sivil amaçlı gelmiş bir geliştirilmiş bir model. Hürkuş'ta da uçan farklı bir versiyonu var. Buradan da önemli bir avantaj sağlayacağına açıkçası ben inanıyorum. Tabii biraz da sivil havacılığa doğru bakarsak hafta sonunun önemli gelişmelerinden biri de İtalya'da meydana gelen bir helikopter kazasıydı. Kuzey İtalya'da AW-119 Koala tipi bir helikopter uçuşu sırasında düştü. Fakat içinde ne yazık ki 4 de Türk vardı. Türkler Eczacıbaşı grubunun orada fuara katılmış ve bölgedeki fabrikaları dolaşan ekibinden oluşuyordu. Yaklaşık 2 güne yakın süre bu helikopterden haber alınamadı. Dağlık bir alana düşmüştü ve bu bölge arandı İtalyan arama kurtarma ekipleri tarafından ve sonrasında da bulundu. Fakat ne yazık ki helikopterde bulunan 4 Türk vatandaşı, 2 Lübnan vatandaşı, bir de pilot 7 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Bunlar da tabii çok üzmüş oldu. Eczacıbaşı grubunun 2017'de de başına bir helikopter kazası gelmişti. Hollanda
Holding'e ait Sikorsky S-76 tipi helikopter Atatürk Havalimanı'ndan kalkmıştı. İçinde çeşitli Rus misafirleri vardı. Eczacıbaşı'nın grubunun ve Bilecik'teki fabrikaya bir uçuş gerçekleştirilecekti. Fakat kalkıştan sonra helikopter buluta girdi ve yaklaşık 271 metre yüksekliğindeki Büyükçekmece yakınlarındaki televizyon kulesinin uç antenine ana rotorunu çarparak E-5'e düştü. Ne yazık ki o kazada da 7 kişi hayatını kaybetmişti. Çok acı bir kazayla sarsılmıştı Eczacıbaşı. Şimdi tarihlerinde yaklaşık 5 yıl sonra ikinci bir helikopter kazası da meydana gelmiş oldu. Gerçekten çok acı. Peki helikopterler niye bu tür kazaları yaşıyor diye sorabilirsiniz. Helikopterler sonuçta piste gerek kalmadan bir düzlüğe inip kalkabilen hava araçları. Fakat pilotlar bu hava araçlarını indirip kaldırırken bu düzlüklere VFR olarak adlandırılan görerek uçuş Visual Flight Rules üzerinden gidiyor. Yani altındaki noktalara bakıyorlar. Eğer herhangi bir şekilde bulut içine girildiği zaman buzlanma şartları oluşuyor. Veya çevrede tabii yeni nesil sistemler birçok helikopterde var ama etrafı iyi takip edilemediği zaman bir dağa çarpma, bir maniaya çarpma gibi durumlar oluyor. Biraz önce de dediğim gibi bulut içi uçuşlarında en büyük riski buzlanma riski. Buzlandığı zaman bir helikopteri havada tutabilmek oldukça güç. Şimdi ortaya atılan iddialardan biri de belki de yıldırım isabet ettiği helikoptere, bunun gibi bir bilgi var. Ama tabii bunlar sadece elimizdeki çok az bilgi kırıntısıyla söyleyebildiklerimiz. Bu olayla ilgili gerçekler İtalya'daki kaza kırım ekibinin yapacağı çalışma ve hazırlayacağı rapor sonrasında ortaya çıkacak. Tabii gidenleri geri getirmiyor ama havacılıkta da bir kural var. Siz bu gelişmeleri iyi bir şekilde takip edilerek, yani yapılan hatalar neler bu kazada, neler eksikti, bunları ortaya koyarak bir sonraki uçuşlarda amaç emniyeti yukarı doğru çekebilmek. Bu da kaza raporlarının önemi ortaya koyuyor. Hala bizler Türkiye'de kaza raporlarına ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Tamam, bazı olaylar Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı web sitesine yayınlanıyor ama bütün raporların kamuoyuna açık olarak yayınlanması gerektiğine açıkçası inanıyorum. Ve gelelim videomuzun son haberine, Efes 2022 tatbikatına. Tatbikat normalde bütün gazeteciler pazartesi sabahı Ankara'dan nakliye uçağıyla bölgeye geçecekti ama benim pazartesi ve salı oldukça yoğun bir programım vardı. Ben çarşamba günü öğlen Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı organizasyona katılarak bölgeye geçme şansına ulaştım. Öncelikle söyleyeyim, ev sahibi tabii burada Milli Savunma Bakanlığı. Gerçekten kusursuz bir organizasyon yapmıştı. Bizim her türlü detayımız düşünülmüştü. Kendilerine, bakanlığa çok çok teşekkür ediyorum bununla ilgili. İkincisi de bölgedeki operasyondan sorumlu askeri birlik Ege Ordu Komutanlığı, ki kara kuvvetlerine NATO'ya dahil olmayan çok önemli bir gücümüz. Ege Ordu Komutanlığı da bizler için detayları düşünmüş ve her türlü başımızda örneğin 3 albayımız vardı. Ekip böyle çok sağlam, hani böyle ne oluyoruz ya, şöyle bir ricamız var dese bile bunları yerine getirmek için gerçekten çok çaba sarf ettiler. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir bölge Seferihisar. Normalde Seferihisar'dan sahil yoluyla bağlanırsınız. Gümüldür'e doğru gidersiniz. Geniş bir vadi vardır. Burası askeri bölgedir. Özellikle çıkartma harekatları burada Efes tatbikatlarıyla simüle edilir. Bu yılın bir başka ilginç tarafı da Amerika Birleşik Devletleri'nden Avustralya'ya çok farklı ülkenin katılımıydı. Toplam 10.000 asker katılmıştı tatbikatta ama yaklaşık 1000 kişilik bir yabancı asker topluluğu vardı. Yabancılar derken tabii ki iki devlet, tek millet, Azerbaycan'ı bizden sayıyorum ben. Onlar da hem gözlemci olarak hem de katılımcı olarak tatbikata gelmişti. Yani bir tarafta NATO, işte bir tarafta Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan var. Böyle bir enteresan bir yapı içerisinde milli sistemlerin test edildiği bir tatbikat oldu. Tatbikatta beni en çok etkileyen atışlardan biri T-129 Atak helikopterlerinin gece atışları oldu. Yani düşünün, helikopter dibinize kadar geliyor. Çok az ses çıkartıyor. AH-1 kobralarla karşılaştığımız zaman T-129'u. Hiçbir seyri sefer ışığı yok. Dibinize kadar geliyor ve nokta hedeflere 20 milimetrelik topla, 2.75 roketlerle veya cirit gibi daha böyle güdümlü mühimmatlarla inanılmaz nokta atışları yaptılar. Ve dar bir vadide dalışları çıkışları bir gündüz operasyonu gibi bunları gördük. Şimdi bunu niye anlatıyorum?
Ukrayna'ya baktığınız zaman Rusya dümdüz Ukrayna topraklarında helikopter operasyonu yapamıyor. Burada pilotlarımızın tecrübesi Güneydoğu gibi çok zorlu bir araziden, terörle mücadeleden gelen çok büyük tecrübeleri. O helikopterleri aktif olarak tutan bakım ekiplerimiz çok çok önemli ve bu açıdan böyle bir Türkiye gücünü ortaya koydu. Beni bir başka etkileyen önemli bir operasyonda özel kuvvetlerimizin yaptığı operasyondu. Bu operasyonda hem görsellik açısından giden iki aracı iki helikopter sıkıştırdı. Timi indirdiler aşağı halatlarla ve bir üst düzey bir terörist rehin alınarak oradan kaçırıldı. Böyle bir dakikalar içerisinde tabiri caizse tereyağından kıl çeker gibi ekip bunu aldı, müthişti. Bir başka enteresan konu da denizden yapılan atışlar inanılmaz etkili ve öyle nokta atışı vurmak topla çok kolay değil. Türk gemilerimizdeki topçularımızın atılan güdümlü mühimmatlarında gerçekten bununla birlikte gemilerden çok çok enteresan gelişmelerdi. Bunlar da çok etkileyici. Bandırma'nın uçakları kalktı. Bandırma'nın F-16'ları gece görüş sistemine sahip Lantrin'le başlayan bir yolculukları vardı. Bugün Türk Hava Kuvvetleri'nin tüm F-16 filoları bu yeteneğe kavuşmuş durumda. Nokta atışları gerçekleştirildi. Hedeflerine bombalar attı. Karşımızdaki o yamaca o bomba atıldığı zaman gelen şok dalgası, ses 4-5 saniye falan sürüyor. Bizleri böyle inanılmaz etkiledi ve gerçekten nokta atışı müthişti. Tatbikatta tabii bir çıkartma operasyonu yapıldı ve çıkartma önce ufak araçların askerlenince daha ufak sistemler arkasından tankların çıkartma yaptı. Daha büyük gemiler kıyıya yanaştı. Burada bizim efsane M48 tankları indi. M48 ile ilgili genç arkadaşlarımız ya bu tanklar çok eski niye getiriyorlar buralara gibi sorular ortaya atıyorlar. Şimdi M48 tanklarından bir bölük kara kuvvetlerine ait ama amfibik deniz piyadelerinin içerisinde kara kuvvetlerine bağlı olarak denizciler adına operasyon yapıyor. Bu ekibin bu araçları faal tutma, deniz platformlarına koyma, çıkartma gibi konularda çok büyük tecrübeleri var. O yüzden orada önemli olan bir paletli bir şeyin olması hiç önemli değil. M48'in olması veya başka bir veya daha yeni bir şeyin olmasına hiç gerek yok. Önemli olan o tecrübeye sahip ekibin orada olması ve o paletli aracı da sıkıntısız bir şekilde sahile çıkarması, mayınları temizlemesi, operasyon yapması, atış gerçekleştirmesi. Bunu belirtelim. İkinci de ne var tabii bu M48'lerden başka Türk Silahlı Kuvvetleri'nde M60'lar var, modernize edilmiş. Leopard sınıfı var. Altay'ı bekliyoruz uzun zamandır. Bu M60 ve Leopard'lar zaten aktif olarak Güneydoğu işte sınır ötesi yapılan harekatlarda kullanılıyor. Çünkü tanklarımız o bölgede. Geri kalan M48'ler biraz yedek kuvvet. Bu arada tabii ki M48'lerin de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzun yıllardır görev yapıyor ama sürekli modernize edildiği ve daha modern sistemlere kavuştuğunu da biz belirtelim. Daha uzun yıllar M48'leri görebiliriz. Bu da bu işte tarihi eserleri çıkarmışlar değil. Ben olaya biraz şöyle bakıyorum. Efes 2022 tatbikatı Yunanistan'ın bu son zamanlarda biraz tabiri caizse Yunanlar biraz kaşınıyorlar ve kaşıyorlar etrafı. 1974'te M48'ler Kıbrıs'taydı. Her an hala aktifler, her an bir yerlerde ortaya çıkabilir bence mesajı vardı. Tabii tatbikat sırasında bir tane Akıncı Batman'dan kalktı. İzmir Seferihisar'a kadar yaklaştı. Yaklaşık 30 bin fit irtifadan mühimmatını attı. Mamle atışı gerçekleştirdi ve geri Batman'a döndü. Bu da Türkiye'nin İHA sistemlerinde ne yaptığı ne ettiği konusuyla önemli bir mesaj verildiğini ben açıkçası düşünüyorum. Sergi vardı tatbikatla birlikte. Savunma sanayi şirketlerimiz oradaydı. Bunun yanı sıra 37 ülkeden ve her ülkeden de nereden baksanız 2 tane 3 tane askeri ateşe vardı. Askeri ateşeler kulaklıkları ellerinde not defterleriyle sürekli not aldılar. Türk savunma şirketleriyle görüşmeler yaptılar. Ben eminim ki bunların meyvelerini biz ileride ülkemiz olarak yiyeceğiz. İhracat olarak yiyeceğiz. Çok dikkatli o tatbikatı tabiri caizse takip ettiler. Ben tatbikat öncesinde Profesör Doktor Serhat Güvenç'le bir röportaj yapmıştım. Bazı arkadaşlarımızın hoşuna gitmemiş o röportaj. Ama şunu söyleyeyim size. Serhat Hoca akademik anlamda tarafsız bakış açısıyla da çok çok önemli noktalara dikkat çekti. Her şey ben size hep alkışlasam şöyle böyle desem hoşunuza gider ama bazen de gerçekleri de takip etmekte
fayda var. Evet, bu tatbikat süresince dünyada gelişmeler durmadı ve bu videomuzda da hem ülkemizde hem dünyadaki savunma havacılık sektöründeki gelişmeleri size anlatmaya dilim döndüğünce çalıştım. Detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberler tolgaozbek.com sitemizde. Bizlere sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Telegram hattımızı takip etmeyi unutmayın. Ve tabii ki kanalımızı beğendiyseniz bir beğen tuşuna basın. Abone hala olmadıysanız abone olmanızı bekliyoruz. Eğer maddi durumunuz da müsaitse kanalımıza katıl tuşuna basarak destek verebilirsiniz. Unutmayın, bu katıl tuşuna bastığınız zaman ben tatbikatlara gidebiliyorum. Çünkü bu tatbikatlara sonuçta bir gidiş geliş maliyeti var, sahaya gitme maliyeti var ve bunları sağ olun sizlerin katıl tuşuna gösterdiğiniz ilgiler sayesinde yapmaya çalışıyorum. Bugüne kadar da bana destek veren tüm katıldaki arkadaşlarımıza da bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Yarın bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.